Hırsız Hayri ve Kamil, Brookhaven şehrinin iki muhteşem polisi Mert ve Akın'ın elinden kaçıyordu. Çabuk buraya gelin sizi haydutlar. Elimizden kaçamazsınız. Hayt hem de bal gibi kaçarız Mertciğim. Kamil işte sonunda iki yılın ardından tekrardan dışarıdayız. Olamaz abi, kaçıyorlar. Hadi motorla onların peşinden gideceğiz. Ben polis Mert isem onları bu yaptıklarının yanına bırakmayacağım. Tozumuzu yutun ezik polisler. Abi olamaz, onların izini kaybettik, şimdi ne yapacağız? Evet Akın haklısın. Öncelikle şehrin tam ortasında ve her yeri gören kreşin öğretmenine onları görüp görmediğini soracağız. Umarım onları görmüştür. Ah keşke daha dikkatli olsaydık. Sadece bir saniyelik hatamız yüzünden elimizden kaçtılar. Polis bey, burada ne işiniz var? Bir hatamız mı oldu yoksa? Hayır öğretmen hanım, lütfen sakin olun. Hatanız falan olmadı. Az önce elimizden iki usta hırsız Hayri ve Kamil kaçtılar. Ancak ne tarafa doğru gittiklerini tam göremedik. Eğer siz gördüyseniz lütfen bize söyler misiniz? Hayır polis bey, ben burada yeni gelecek öğrencilerimi bekliyordum. Hiçbir şey görmedim. Akın, bu sorunu kendimiz başlattık ve çözecek birisi varsa o da biziz. Polis bey, umarım o suçluları bulursunuz. Hadi bakalım, şehirde aranmadık yer bırakmayacağız. Biz süper polisleri ve bu şehre iyiliği getireceğiz. Süper polisler her zaman olduğu gibi yine iş başında. Bekleyin bizi suçlular, biz geliyoruz. Kamilcim, sonunda iki koca yılın ardından o hapishaneden kaçmayı başardık. Şükürler olsun ki şu anda kötülük çukuru denen bu mekanımızdayız. İlk hedefimiz Brookhaven Bankası olacak ve burada bir bankayı soymak için bize gerekecek her şey var. Bu gördüğün kamera sistemi usta hackerlar tarafından yapıldı ve şehrin her yerindeki tüm kameraları görmemize yarıyor. Vay be Hayricim, bu ne kadar da güzelmiş. Dur şuna biraz da ben bakayım. Bak Kamil, istediğin kadar bakabilirsin. Şimdi Brookhaven Bankası'nı soymak için işimize yarayacak şeyleri alacağız. İlk olarak kasayı patlatmak için bir adet bombaya ihtiyacımız var. Banka soygunlarının vazgeçilmezi bir bombadır. İkinci olarak ufak bir silaha ihtiyacımız var. Ancak bu silahı kesinlikle kullanmayacağız. Sadece her hırsız gibi insanları korkutmak için kullanacağız. Hadi bakalım, planımıza başlıyoruz. Hayri bankadan alacağımız paralarıyla yapacağımız şeyleri düşünüyorum ve düşünürken tüylerim diken diken oldu. O paralarıyla en hızlı spor arabalar, en güzel yatlar ve lüks villalar alabiliriz. Evet Kamil, istediğimiz her şeyi yapabilecek kadar çok paramız olacak. Bugün sadece bankayı soymakla yetinmeyeceğiz. Bunun yanında araba galerisini de soyacağız. Çok eğlenceli bir gün olacak. Arkadaşlar, bu güzel video için sizlerden 5000 like üzeri bir like bekliyoruz. Like tuşuna basarsanız çok seviniriz. Dostum hazır ol, işte bankaya geldik, içeri giriyoruz. Ünlü hırsız Hayri ve Kamil geldi, çabuk önümüzde diz çökün. Kasiyer kız, ellerini yukarı kaldır ve sakın ters bir şey yapayım deme. Şimdi buradan kasanın olduğu odanın kapısını açan kartı alacağız ve kasa odasına gireceğiz. Ha ha ha. Tamam tamam, sakin olun, ben hiçbir şey yapmıyorum. Aferin sana, hep böyle akıllı ol ve bizim sözümüzü dinle. Hadi Kamilcim, hızlı ol, polisler gelmeden şu kasayı patlatalım da içindeki paraları alıp buradan kaçalım. Yaşasın, sonunda hapisteyken aylarca hayalini kurduğumuz bankanın kasa odasındayız. Hadi Hayricim, şimdi kasayı patlatma sırası sende. Tamamdır, hemen şöyle bombayı kuralım. İşte oldu. Geri çekil Kamil, patlatıyorum. Allah! Yaşasın paracıklar! Burada tam bir çanta dolusu para var ve hepsi bizim. Bu para bize bir yıl boyunca yeter. Biz Brookhaven şehrinin en iyi hırsızlarıyız. Kimse ve hiçbir polis bizi durduramaz. Aynen öyle dostum. En iyiler biziz. İşte bankadan çıktılar. Abi koş, şunlara bir çift kelepçe takıp kodese atalım. Eyvahlar olsun, siz de nereden çıktınız? Kamil banka görevlisi polise haber vermiş olmalı. Elinizi kolunuzu sallayarak hırsızlık yapabileceğinizi mi sandınız? Buna izin vermeyeceğiz. Sizden bal gibi kaçacağız. Kamil 10 saniye sonra metro istasyonunda tren hareket edecek. 10 saniyede polislerden önce metroya binersek onlardan kaçabiliriz. Çabuk ol Kamil, işte bunu başarıyoruz. Köşeye sıkıştınız, şimdi yedim siz. Kamil, bu insanlık için ufak, bizim içinse çok büyük bir zafer. Şimdi birkaç durak sonra olan kötülük merkezimize gidiyoruz. Olamaz, onları yine elimizden kaçırdık. Ya delireceğim arkadaş. Onlar çok iyiler ve her seferinde bizi alt etmeyi başarıyorlar. Çıldıracağım. İşte son durağa geldik. Uzun zamandır kötülük merkezine gelmiyorduk. Burayı gerçekten o kadar çok özledim ki. Kamil dostum, sen de kötülük merkezini özledin mi? Oğlum özlemez olur muyum, böylesine devasa ve içinde her şey olan bir yeri kim özlemez ki? Burası bir suçlunun bulunmak isteyeceği en iyi yer. Vay arkadaş, burayı amma da özlemişim, ne kadar güzel gözüktüğüne bak. Hadi girelim de içini bir gezelim.
Girişte çok rahat yataklarımız var burası. Hapishane yataklarından tam 100 kat daha rahat. Burada ise bir adet lavabomuz var. Burası hapishanedeki lavabo gibi pis kokmuyor, burası tertemiz. Buradaysa efsane silahlarımız var. Şu silahların güzelliğine bir bak. Bunun ile düşmanlarımızı kolaylıkla alt edebiliriz. Her neyse bu kadar yeter, hadi içeriye geçelim. İçeride ise kocaman bir salon bizi karşılıyor. Dostum şuranın güzelliğine bak. Sıkıcı hapishane odasından bıkmıştım. Hadi Hayri gel biraz spor yapalım. Spor mu? Tamamdır, geliyorum. Hapishanede spor yapmak için oldukça zamanımız vardı. Maşallah dostum, o kadar çok gelişmişsin ki 500 artı 500 toplam tam 1000 kilogram ağırlık kaldırabiliyorsun. Hayricim, bu kasları boşuna yapmadık. Bu yorucu günde amma yorulduk, birazcık yemek yiyelim. Oh, ne zamandır pizza yemiyordum, tadı çok güzelmiş. Şöyle biraz da çikolata yiyeceğim. Bu güzel yiyeceklerin tadını özlemişim mis gibi. Hayri Banka'nın kasasından aldığımız bu paraları nereye koyacağız? Kamil merak etme, ben onu da düşündüm. Hadi gel şimdi beni takip et, seni gizli yere götüreceğim. Yerin altından kazdığımız tünelden geçerek füze odamıza gideceğiz. Füze odasının yanında da paralarımızı sakladığımız kasalar var. Paraları oraya koyacağız. Vay canına Hayri, 40 yıl düşünsem paraları böyle bir yere saklayacağımız aklımın ucundan bile geçmezdi. Şu tünelin uzunluğuna bak, bitmek bilmiyor. Hiçbir polis bu tüneli bulamaz. Hele hele Akın ve Mert hiç bulamaz. Öyle deme Kamilcim. Ne de olsa bizi tam 2 yıl boyunca hapiste tutmayı başaran tek polis onlar. Her neyse işte füze odasına geldik. Hazır buraya gelmişken Evren'e 2 tane füze yollayacağım. Çünkü ben kötü biriyim. Yolla gitsin Hayricim. Eline koluna sağlık. Dostum bu kadar eğlendiğimiz yeter, gel şu paraları da diğer paralarımızın yanına koyalım. Vay be, bizim ne kadar da çok paramız varmış. Bu kadar paramız olduğunu bilmiyordum. Evet, bu kadar paramız var ama dünyayı ele geçirmek için daha fazlasına ihtiyacımız var. O yüzden şimdi seninle araba galerisini soymaya gidiyoruz. Hemen bizi oraya hızlıca götürecek olan helikopterimizi çağıralım. Bu harika. Hadi dostum gidiyoruz. Tüm Robux'lar bizim olacak ve dünyayı ele geçireceğiz. Acaba Akın ve Mert şu an ne yapıyorlar? Kesin bizi yakalayamayınca pes etmişler ve ofislerinde donat yiyorlardır. Bu helikopteri sürmek çok eğlenceli ama eğlenceli olduğu kadar bir o kadar da zor. Arkadaş, daha bir ehliyetim bile yok ama koskoca helikopteri sürüyorum. Arkadaşlar, bu videoda Hayri ve benim yaptığım şeyler tamamen oyun içinde yaptığımız şeyler. Sakın kimse ehliyetsiz şehirde helikopter sürmeye kalkışmasın. İşte araba galerisine geldik sayılır. Hemen şöyle helikopteri bir yerlere çarpmadan sağlam bir şekilde aşağıya indirmem gerek. Sanırım oluyor ve işte oldu. Bunu başardım. Hadi gel Kamilcim, kimin gerçek patron olduğunu gösterelim. Umarım bize zorluk çıkartmadan paraları verir. Eller yukarı koca adam. Çabuk bize kasada ne var ne yok her şeyi ver. Sana emrediyorum. Sakin olun, sakin olun. Neden hırsızlık yapıyorsunuz? Hırsızlık yapmak iyi bir şey değildir. Sadece kötüler bunu yapar. Biz bu videoda kötü adam olduk ve kötü adam rolünde olduğumuz için paraları bize vermek zorundasın. Çabuk dediğimi yap, sana emrediyorum. Tamam tamam, lütfen sakin olun. Böyle kızgın olmanıza hiç gerek yok. Şimdi arka kasaya gideceğim ve size paraları getireceğim. Hemen burada bekleyin, geliyorum. Hemen şöyle polisi arayalım. Alo polis bey, acilen araba galerisine gelin. 2 soyguncu paraları soyuyor. Kapatmam gerek, sizi bekliyorum. Geldim efendim, işte buyurun paralarınız. Alın alın, hepsini alın, hepsi sizindir. Bakalım seni enayi. Bu paralar ile zenginliğimize zenginlik katacağız. Gel Kamil, hızlı koş, polisler gelmeden kaçalım. Bugünlük bu kadar soygun yaptığımız yeter. Bir sonraki soygunumuzu yarın yapacağız. Şimdi kötülük merkezine gidiyoruz. Yaşasın artık, çok zenginiz. Olamaz sizde, nereden çıktınız? Arabayla önümüzü kestiler. Bu sefer kaçacak hiçbir yeriniz yok Hayri. Çabuk ver bakalım o paraları. Evet işte onlara kelepçeyi taktık, artık elimizden kaçamazlar. Ha ha ha, oyun bitmiştir. Yürü yürü binin hadi arabaya. İyi iş çıkarttık abi. Vallahi bizim gibi profesyonel polisler olmasa bu şehri böyle suçlular her zaman işgal eder ve şehrin huzurunu bozar. Eyvahlar olsun, yine yakalandık. Ah Kamil, ben sana daha hızlı koşman gerektiğini söylemiştim. Neden yavaş koştun, hep senin yüzünden. Benim bir suçum yok. Polisler çok hızlıydı ve önümüzü arabayı kırdıkları gibi köşeye sıkıştık. Bizden kaçtığınız için Kerem komiserden çok büyük azar işittik. Bunun bedelini size çok ağır soracağız. Hapishanede artık size günde 3 öğün yemek yerine 1 öğün yemek vereceğiz. Tamam.
yaptığınız insanlık dışı. Bana günde 5 öğün yemek vermenizi istiyorum. Bunu hapishaneden kaçmadan önce düşünecektin Hayri. Şimdi cezalısın, kapa çeneni. Hadi suçlular yürüyün, daha hızlı yürüyün. Sakın kaçmak gibi bir harekette bulunmayın. Şimdi sizi hücrelerinize kapatacağız, hücreye giriyorsunuz. Eskiden olduğu gibi şimdi de birinci hücrede olacaksınız. Gelin hemen şöyle birinci hücrenin kapısını açalım. Evet işte oldu, hadi girin içeri. Tamamdır, kapıyı kapatabiliriz, ha ha ha. Artık tekrardan eskisi gibi içeridesiniz ezikler. Biz ise dışarıda özgürüz. Sakın bir daha kaçmaya çalışmayın. Ulan ben sana polis olmasaydın gösterirdim de neyse. Şuna bak, hele ufacık boyuyla polis olmuş bizi hapse atıyor. Ha hayt, hadi gel abi. Biz sıcak kahvemizin yanında danıt yemeye gidelim. Bir polisin vazgeçilmezi danıt ve kahve ikilisidir. Bu ezikler de burada dursunlar. Of, ben anlamıyorum neden hep eninde sonunda bizi yakalıyorlar. Yine dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Bir saat önce kötülük merkezindeki eğlence odasındayken, şimdi bu tuvalet ve sert odun yatağının olduğu hapishane odasındayız. Buradan kaçmak için yapabileceğimiz bir şey de yok. Hayır, aslında yapabileceğimiz bir şey var. Neymiş, söyle bakalım. Bankayı soymadan önce ikimiz de yanımıza banka kasasının kapısını kırmak için bomba almıştık. Sen bombayı patlattın, ancak ben bombayı patlatmadım. Bomba halen benim cebimde duruyor. Gece olunca bu bombayı patlatarak bu hapishaneden kaçabiliriz. Bu duyduğum en iyi plan Kamil. Senin bu kadar iyi bir plan yapacağını beklemiyordum. Bombayla demirleri kırdıktan sonra üst kattaki terası açılan kapıya doğru koşacağız. Kesin Mert ve Akın peşimizden gelir, ancak bir koşuda onları sollayıp yukarı ilk biz çıkacağız. Hadi şimdi gece olmasını bekleyelim. Bunu başaracağız. Hadi, saat gece 11 oldu, yatma vakti geldi. Bizi bugün çok yordunuz, erkenden yatacağız. Siz de çabuk yatın, ses falan çıkartıp bizi rahatsız etmeye sakın kalkışmayın. Yoksa cezası ağır olur. Hadi iyi geceler. İyi geceler, siz tıpış tıpış uyuyun. Kamilcim işte gittiler. Hemen de yataklarına yatıp uyumaya başladılar. Bugün akşama kadar dışarıda bizi aramaktan çok yoruldular. Neyse neyse, hadi patlat şu bombayı da buradan kurtulalım. Tamamdır Hayri, patlatıyorum işte, başlıyoruz. Koş Kamil koş, kaçıyoruz. Allah! Buradan gidiyoruz. Kimse bizi burada tutamaz. Hey işte uyandılar ve geliyorlar. Koş Kamilcim koş, hemen asansöre atla. Şöyle bir de üst kata çıktık mı tamamdır. Kamil gel, soldaki kapıdan çatıya çıkıyoruz. Eyvah, işte Mert ve Akın geliyor. Koş Kamil, daha hızlı koş. Buraya gelin ulan yaramazlar. Sizi bir elime geçirirsem çok kötü yapacağım. Kamil hadi aynı anda buradan atlıyoruz. 3-2-1 zıpla. Ha! Ah, biraz canım acıdı ama buradan kaçmak için buna değer. Yaşasın, kaçtık kaçtık. İşte bunu başardık. Sonunda özgürüz. Onları yine elimizden kaçırdık. Hayri ve Kamil çok iyi hırsızlar. Geçen sefer Kerem komiseri elimizden kaçırdık demiştik. Şimdi de elimizden kaçırdık dersek bize çok kızar. Ah Hayri ve Kamil, biz size bunu bedelini çok ağır ödeteceğiz. Kamil, atladık metroya, yine kötülük merkezine gidiyoruz. Bence bundan sonra başka hırsızlık yapmayalım, çünkü hırsızlık kötü bir şey ve az kalsın yakalanıyorduk. Evet Hayricim, ama Mert ve Akın'ın elinden gerçekten çok güzel kaçtık ve çatıdan aynı anda çok havalı bir şekilde zıpladık. Biraz bacağımızı incilttik ama hapiste olmaktan daha iyidir. Oo, şükürler olsun, tekrardan buraya geldik. Şöyle kapının kilidini açalım. Evet işte oldu. Yaşasın, bu videoda da biz kazandık. Arkadaşlar, bu videomuz da buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.